Evet. Şimdi bizim esas ekip bugün yok. Değil mi? Genellikle şey oluyor işte. Böyle bazen ekipte değişiklik oluyor ama bir ana bir ekip vardı. İşte kimisi asistan oldu, kimisi bir yere gitti. Bugün biraz şey az. Belki Perşembe günü de uyumadı. Bir bakarız onlara, konuşuruz. Salı Çarşamba'ya alınabilir. Salıya alınabilir daha doğrusu. Evet. Şimdi inşallah bu dönemimiz hayırlı olsun. Bu dönem cassası bayağı bir inşallah. Yani belki bitiremeyiz ama belki de bitiririz. Çok da uzatmaya gerek yok. Yani şöyle kendimize hedef koyalım. Bazen tutturamıyoruz ama yaklaşık 10 haftamız var. Bu 10 hafta içinde cassası bitirmek. Ondan sonraki dönem mustasfaya başlamak inşallah. Böyle bir şeyimiz olsun. Ama bunun için sizin de metinleri okumanız gerekiyor. Bir de özellikle derse tabii yeni katılan arkadaşların ne yapması gerekiyor? Eski dersleri izlemesi gerekiyor. Hangi dersleri? Usul okumaları dersi olabilir. Evet, usul okumalarından takip edebilirsiniz. Evet, hızlandırarak. Şimdi, emir bahsini ele alıyorduk. Ondan sonra. Bugün de yoğunluktan aslında istediğim verimlilikte çalışamadım. Evet. Ama hallederiz inşallah. Şimdi, şu ana kadar temel bir önerme görmüştük. Emir bahsine kadar, değil mi? Umumun delaleti, umumun fertlerine delaleti kat'idir. Umum bir lafzın fertlerine delaleti kat'idir. Yani bir küme gibi bir umumdan bahsediyorsak, değil mi? Belki kaç bin kere söyledik bunu. Temel bir önerme. Umumun delaleti kat'idir. Şimdi ikinci bir temel önermemiz var. Bununla da bağlantılı. Emir lafızları ne ifade eder? Vücub ifade eder, zorunluluk ifade eder. Şari'yi başka türlü anlamamız zordur. Yani bu ikisinde eğer böyle bir tereddüdümüz olursa, Şari'yi anlamamız ciddi ölçüde zorlaşır ve dini bir teori kurmamız ciddi ölçüde zorlaşır. Ben bu sıralar özellikle şu hususu vurguluyorum derslerde. Özellikle Hicri işte 120-130'lu yıllardaki işte Mutezile, Mürciye ve Hanefilerin bu ilk çalışması olmadan önce dini bir teori yok ortada. Bunu çok abartarak aslında din de yok şeklinde böyle yani söylenmez de. Yani hani diyelim ki bazen böyle de söylenilebilir. Yani genel teorisi çok net olarak işlenmemiş, ortaya konulmamış. Bu söylediğim şey aslında çok iddialı, çok yeni ve çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey yani. Hani böyle biraz abartarak söylüyorum. Arkadaşlarla alıştık böyle şeylere biz. Değil mi? Alıştık mı bilmiyorum. Ama siz alışıyorsunuz, ben daha ilerisini söylüyorum. Ya da siz benden daha ileridesiniz falan yani. Evet. Şimdi hakikaten yani Hicri 100 yılında Mekke'den bir Müslümanı alıp getirseniz, hadisleri bilen mesela şeyden ya da Medine'den diyelim, fukahayı seb'adan birisini alıp getirseniz, biraz işi biliyor olsanız yani Küfe'deki falan bu kültürü, yabancı kültürleri, din nedir, felsefe nedir falan, metafizik nedir az çok biliyor olsanız, karşınıza alsanız, ondan sonra o kişinin nefesi yetmez. Sizin sorularınıza cevap vermeye nefesi yetmez. Tamam mı? Ya ona sorsanız yani işte mesela bilgi nedir? Mesela ben şu anda peygamberin varlığını kesin bilmem gerekir ki ona iman edeyim. Ya da ne bileyim nesih diye bir şey var. Bunu bana şöyle bir anlat bakayım. Tanrı niye nesih yapsın? Ondan sonra Tanrı haberlerinden sence döner mi? Tutarlı şeyler söyleyemeyebilir. Zaten bu işte ilk grupların, mesela Hasan-ı Basri'nin Basra'daki, Ebu Hanife'nin Küfe'deki ve başka kişilerin, ama özellikle bu Ebu Hanife'de biraz zirve yapıyor. Bu şeyleri,
yani mesaileriyle ortaya çıkan kelam ve hemen onunla ilişkili fıkıhtan önce, tamam mı? Yani bir dini teorinin olduğunu söylemek zor. İşte ilk dört başı mamur ve akıl yürüterek ortaya çıkarılmış teori bu grupların ürünü yani. Tamam mı? Efendim? Bundan dolayı yani bu sözümün anlamı bu. Dini bir teori yoktu. Hatta yani teorik olarak işlenmiş bir din yoktu ortada. Evet. Şimdi işte bu teorinin şu ana kadarki incelediğimiz bir parçası umumun delaleti kat'i. Çok önemli bir mevzu. İkinci şeyi emir dediğimiz şey, emrin anlamı vücub ifade etmesi. Emrin ilk anlamı nedir? Asıl anlamı vücub ifade etmesi. Umum. Başka bir delil yoksa, Kur'an'da umum bir lafız varsa, umum bir küme gibidir, değil mi? Bütün fertleri içine alır. Emir de ne ifade eder? Umum, fertlere delaleti kat'i. Emir, vücub ifade eder. Yani emredilen şeyin yapılmasının zorunlu olduğunu ifade eder. Değil mi? Ekstra bir delil varsa, yani vücub ifade etmediğine yönelik, ha, o zaman artık mesela bir delil sebebiyle şeye gidilir. Değil mi? Nereye gidilir? Nedip. Ha? Nedip falan. Mesela nedip. Nedip. Nedbe gidilir mesela. Neyle? Delille. Ha. Yani şöyle deriz. Umum ve emrin bir asıl anlamı vardır. Ortada bir delil olmadığı zaman nasıl anlayacağımıza yönelik. Bir de ekstra bir delil varsa bu asıl anlamından başka bir anlama gideriz. Mesela hakikat, mesela bir kelime. Yani sözlükte kullanıldığı anlama kullanılıyor. Kullanılmışsa metinde hakiki anlamıyla kullanılıyor deriz. O anlamın dışında kullanılıyorsa ne deriz? Mecaz deriz. İşte bu ayrım da bunlarla alakalıdır. Yani dolayısıyla umum ve emrin hakikati budur. Ama mecaz gibi yani aslın dışına çıkacak bir şey varsa tıpkı hakiki anlamı mecaz anlama aktardığımız gibi işte buradan öbür anlama geçeriz. Yani bir asıl bir de aslın dışında yani aslın dışına çıkmamızı gerektiren bir şey olduğu zaman aslın dışına çıkmamızı sağlayan bir delil olduğu zaman onun fer'i bir anlamı daha var. Yani hakikat mecaz, asıl fer, vücub nedip, umum, husus hep böyle aynı mantalitenin, böyle bir kavram ikilileriyle düşünen bir mantalitenin ürünü. Ve bunları baştan beri teorize etmişler. Yani umum hakikattir mesela, tahsis bir tür mecazdır. Yani oradaki umum kavramı hakiki anlamında kullanılmamış gibi. Bu tür teorilerle nasları, Kur'an'ı tutarlı bir şekilde sistematize etmeye çalışıyorlar. İşi zor tabii. Her şeyi böyle sistematize etmeye çalıştığın zaman sistematize etmekte zorlanacağın bir sürü şeyle karşılaşıyorsun. Evet. Bak şimdi ne diyor? Emir sigası asıl itibariyle vücub için lafzolunmuş, vücub için kullanılmaktadır. Bu siga kullanılarak nedip ve ibaha murat edilmesi durumunda artık hakikat değil mecaz olur. Şimdi hakikat ve mecazın da üreticileri bu ekip. Şeyi sistematize etmek için. Yani neden bazen Şari bize emrediyor da ondan sonra vücub ifade ediyor. Bazen emrediyor, nedip ifade ediyor. Niye? Çok sistematik değil. Nereden bileceğiz gibi bir soruya cevap vermesi gerekiyor. Yani biz de diyor mesela günlük kullandığımız kelimeler, dilde bazen ne yaparız? Bazı kelimeleri hakiki anlamına kullanırız. Bazen de mecazi anlamına kullanırız. Değil mi? Hani Arapçada neyle inmiştir? O kavmin diliyle inmiştir. Dolayısıyla Şari'nin de bize böyle hitap etmesi nedir? Yok. Bir altı.
Evet, önceki derslerde gazı çok aldık. Bir altı mevcuttur. Ha. Bak şimdi, cassasını daha önce de söyledik ya, cassasın dili nedir? Şariye mümkün olan fiillerle mümkün olmayan fiilleri birbirinden ayırmaya çalışır. Yani buradaki kullandığı dil budur. Şari yani şu soru hakikaten sorulabilir yani. Niye bu kadar bizi yoruyor şari? Yani işte bir sürü görüş var işte emrin anlamıyla ilgili değil mi? Geçen şeylerde de söyledik işte vücub var, nedip var, şu var, bu var. Niye bizi bu kadar yoruyor? Hayır, ortada yorma falan yok. Bizim dilde bu var. O da bize kendi dilimizle, kendi dil imkanlarımızla hitap ettiği için aynı şeyi o da yapıyor. Şari'nin, yani bizim günlük dilde kullandığımız şeyi, kalıpları, ifade usluplarını kullanması mümkündür. Ha, rahatladık. Sorun şey yapıyoruz. Tamam mı? Sorun nerede? Yani ne ile karşılaştığımız zaman sistem çöker, Cassas'ın sistemi, Mutezile'nin sistemi? Şari'nin, yani bir tanrının yapması caiz olmayan bir şeyle karşılaşırsak ne olur? Sistem çöker. Onun için, evet, zaten hani yine daha önceki şeylerde konuştuk. Cassas'ın dili, Şari'nin yapması mümkün olan, Şari'nin hiçbir şekilde yapması mümkün olmayan ve Şari'nin yapması vacip olan şeyleri ifade etmek. Esas ama ana dili mümkün olanla olmayanı ayırmak birbirinden. Mümkün olan olmayanı, değil mi? Her zaman söylediğimiz şey. Yani şimdi yeni arkadaşlar da var. Mesela biraz sonra nesih dersinde inşallah bu derste gireriz. Nesihte göreceğiz. Mesela Şari'nin şöyle şöyle nesih yapması mümkün değildir diyecek. Cassas. Şöyle şöyle nesih yapması mümkün değildir diyecek. Ne demek isteyecek? Eğer bu metinde Kur'an, şimdi usulü fıkıh aslında metin üzerinden kelam demektir. Yani Kur'an-ı Kerim üzerinden ya da metin üzerinden, peygamberin hayatı üzerinden kelam yapmak demektir. Orijinal usulü fıkıh. Bu metinde eğer şari'nin, yani bir bizden inanmamızı bekleyen bir Tanrı'nın yapması imkansız olan bir şey varsa, yani ona caiz olmayan, mümkün olmayan bir şey varsa, o zaman benim ne yapmam lazım? İki seçeneğim var. Birinci seçenek, inanmamak. Mutezile bu demek yani. İlk anda yapılan şey bu. Çok çok muazzam bir çalışma yani. İslam dünyasındaki en önemli an, 100 ile 200 arası. Burayı anlamadan ilahiyatçı falan olamayız. Dini anlayamayız yani. İlahiyatçı olmayacağız diyelim. Dini anlayıp inanmak ya da inanmamak istiyoruz. Tamam mı? Yani burayı anladıktan sonra ancak olur. Evet. Ha. Zahiren böyle Tanrı'ya yakışmayacak bir şey var. Ama biraz üzerinde düşünüp tevil yaptığımız zaman onu başka bir anlama alabileceğiz. Bu zaman tevil yaparız. Tevile bu zaman müracaat ederiz, değil mi? Evet. Tevil köprüden önce son çıkış. Tevil bir tür köprüden önce son çıkıştır. Tevil de yapamasa demek ki bu metin şari'den gelmiyordur arkadaşlar. İlahiyatın özeti budur. İlahiyatçılığın özeti budur. Hangi, kimin ilahiyatçılığının özeti? Mutezile ehlire ilahiyatçılığının özeti budur. Evet. Genel ilahiyatın da özeti budur. Ben şuradan bir kere şöyle döndüm geldim, dışarı çıkmadım değil mi? Tamam. Evet. Bu genel şeyden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam mı? Şimdi biz bu zamana kadar acele etmedik. Yani bazen mesela ne bileyim yani Cassas'ı takip ettik. Yavaş yavaş gittik yani. Değil mi? Acele etmedik. Yani çünkü bu devam edecek bir ders. Böyle çok strese girersek olmaz. İşte şimdi şeyi makul görüyor musunuz? 10 derste bitirebilir miyiz?
Beni de tanıyorsunuz, kendinizi de biliyorsunuz. 10 derste ama olmasa, yani bitiremesek bile en az ilk 3 cildi bitiririz. Evet. İnşallah. Hocam bitirelim deyin, bir şey söyleyin. Evet. Yani mesela çok yavaş gitmek de iyi değil. Sizi sıkılabilirsiniz çünkü bazen çok detaylı şeylere giriyor. Hızlı gitmek de iyi değil. Anlaşılmaz olur. Evet. Tabii yani her zaman söylediğim, ben aslında çok hızlı giderim. Ama ilk defa bu kadar detaylı okutuyorum ben de. Daha önce böyle şey yapmadım. Ben bunu okutmuş olsam size zaten 3 dersi anlatırım baştan sona. Çok da verimli olur yani, böyle kompakt bir ders. Siz biraz da şey oluyorsunuz, birlikte okuduğumuz için. Ama mutlaka okuyun metinleri, beni sıkıştırın biraz, tamam mı? Bütün yükü bende şey yapmayın. Hatta ben bir gün yorgun geldiğim zaman biraz da sen anlat diyebileyim. Mesela. Evet, şimdi. Tam kaldığımız yerden devam ediyorum. Bir vakitte kayıtlı olmayan bir emir geliyor. Mesela dinde böyle emirler var. Mesela namaz vakitte kayıtlı mı? Kayıtlı değil mi? Oruç vakitte kayıtlı. Ondan sonra zaten sürekli vakitler geliyor maşallah peş peşe. Peki mesela hac gibi, zekat gibi bir vakitle kayıtlı değil. Hani namazı hangi vakitte kılacağımız, zekatı hangi vakitte vereceğimiz belli. Ama vakitte kayıtlı değil. Mesela şurada zekat mükellefi olduk. Şimdi bunu din demiyor ki bir saat içinde verin, beş saat içinde verin, ne bileyim bir ay içinde verin demiyor. Ya da ne olduk? Haçla mükellef olduk. Demiyor ki din, yani metinlerde yok. Mükellef olduğun zaman haçla, mesela zekat, haç. Aç tabii ki. Bir sonraki sene mutlaka gitmen lazım. Bir sonraki sene gitmen vaciptir. Zorunluluk anlamına. Diyor mu? Demiyor. He. O zaman bu tip emirler, ama hacca gidin diyor. Hacca gidin diyor değil mi? Haccınızı yapın diyor. Yani işte şu şartları taşıyorsanız hac size nedir? Vaciptir diyelim. Farzdır. Zorunludur yani. Vacip, hani şunu söyleyelim, cassas metin boyunca en temel kavramları vacip, mümkün, mümteni. Hani şeyden sonra aslında felsefeden, Gazali'den sonraki felsefede temel kavramlar bunlar falan, ama şeyler bunu çok daha erkenden kullanıyorlar, Mutezili. Her şeyi bununla açıklıyor. İşte Şari'ye bu caiz mi değil mi? İşte Allah'ın adaletli olması vacip. Allah'ın işte şöyle şöyle yapması imkansız, caiz değil gibi bu dille anlatıyorlar. Onun için vacip diyebiliriz. Vacip dediğim zaman bu anlamda anlayın. Dolayısıyla soru şu, şimdi Cassas'ın incelediği, gayri muvakkat bir emir var burada. Emrin nereye, ne zaman yerine getirileceğini tam söylemiyor. Ama mesela öğle namazını diyor ki şu arada kılacaksın kardeş. Değil mi? Öğle ezanıyla ikindi ezanı arasında kılacaksın. Bunu söylüyor. Burada ise zekatı ne zaman vereceğimizi söylemiyor. Peki, soru. Böyle bir emri bizim fevren mi yerine getirmemiz lazım? Yoksa terahi usulüyle, yani geciktirerek. Yani mesela şöyle, hac bize farz oldu bu sene değil de. Bir sonraki sene de değil. Ondan sonra da değil. Ne bileyim işte. İşte yani bakıyoruz şöyle, diyelim ki 40 yaşındayız. Bir 40 sene daha yaşarım. 70'li yaşlarda giderim diye geciktirebilir miyiz? Evet. Sizce? Evet. Evet. Hanefilerin, Cassas'ın görüşü fevren. Bazıları terahi usulü demiş. Şafiiliği bilen var mı bu noktada? Efendim. Hanefilere göre bu emir fevridir. Şimdi böyle bir şey söylüyor, bunu mantıken bunu şeyden çıkarıyor tabii. Hem nas delilleri var, hem de mantıki olarak çıkarıyor. Evet. Evet. Yani emir şöyle. Zekatı imkan bulduğunuz ilk anda, haccı da imkan bulduğunuz ilk anda yapın şeklindedir.
Böyle anlamamız lazım. Yoksa bunun dışında başka seçenek var mı? İmkan bulduğunuz ilk anda yapınını kabul etmezsek bu alternatifi ne olabilir? Ya böyle anlayacağız ya da yani ölmeden önceye kadar tehir edebilirsiniz. Olabilir değil mi? Matematiksel olarak. Evet. Bunu kabul etmiyoruz. Neden? Evet. Ha, bir de şu var. Evet. Şimdi o zaman şu soruya cevap verelim. Mesela bir kişi imkan bulduğu bir vakitte değil de daha sonra yaptı bunu. Tamam mı? Yani imkan bulduğu vakitte, ilk vakitte yapması vacip. Mesela şöyle düşünelim. Zekat bize farz oldu. Şu arada imkan bulamadık. Şu arada zekat bize vacip mi? He? Mesela şöyle yapalım. Şimdi fevreni kabul ettik, tamam mı? Terahi diyenler de var ama biz bunu demiyoruz. Fevreni kabul ettik. Şuna cevap vermemiz lazım. Şu arada zekat vermek için imkan bulamadık. Ve şurada vefat ettik. Mesela. Ya da hac için düşünün. Şimdi bir vacibi terk ettik mi? Ve bundan dolayı sorumlu muyuz? Hı? Sorumlu muyuz? İmkan bulamadık derken yani. Yani imkan vermek için imkan bulamadık. Mesela hastaydık. Ne bileyim, başka işlerle uğraşıyorduk. Unuttuk. Vesaire. Tamam mı? Şimdi, imkan bulduğumuz nokta şurası. Ya da şöyle düşünelim. Hac bize farz oldu burada. Diyelim. Mesela şu sene hac vakti. Mesela bu sene gidemedik hacca. İmkan bulamadık. Ne bileyim işte yürüyecek. Gerçi harz farziyeti o zaman düşer. Heh. Ama şuna cevap vermemiz lazım. Şurada yerine getirdik diyelim bunu. Şu ikinci dönemde yerine getirdik. Evet. Şimdi soru. Şurada yerine getirdiğimiz şey ya da şöyle düşünelim. Evet, böyle düşünelim. Şurada yerine getirdiğimiz şey bu ilk hac emrinin aynı mıdır, değil midir? Ya da şurada zekat vermemiz farz oldu. Şurada imkan bulduk. Yerine getiremedik, şey yaptık. Hadi geciktirdik diyelim. Kafadan geciktirdik. Tamam mı? Şurada yaptığımız şey şu ilk emrin aynısı mıdır, değil midir? Evet. Eğer ilk emrin aynısı değilse, tamam mı? O zaman bu şu anlama gelir. Yani bu yaptığımız şey bir eda değil, bir tür kaza gibi olmuş olur. Bunu kabul ediyor muyuz? Hayır, etmiyoruz diyor. Şöyle diyor, o zaman yani şeyi, haccı imkan bulduğun ilk anda yerine getir. Eğer burada yerine getiremezsen, ikinci imkan bulduğun bir anda yerine getir demektir bu emir. Yani terahiyi savunanlar bu şekilde eleştirmeye çalışıyor. Yani fevirden bahsedersek böyle bir açmaza düşeriz. Dolayısıyla emrin fiilen geciktirilmesi caiz değil. Biz burada yerine getirmişsek, burada da ihmal etmişsek o ihmalin günahını çekeriz. Tamam mı? Ama bu yeni bir emir değildir. Şu süre boyunca tümünde bizim üzerimizde bu vacip kalmaya devam etmektedir. Burada vefat edersek ne olur? Sorumlu olarak vefat ederiz. Ama terahi için diyenler, burada vefat ettiğimiz zaman sorumluluk yoktur diyorlar. Evet. Dolayısıyla emir sigası icaba delalet ettiği gibi, nereye de delalet eder? Fevre, imkan bulunan ilk anda yerine getirilmeye delalet eder. Efendim, ihtiyat açısından da hangisi daha şey? Fevre delalet etmesi. Yani ihtiyat da dinde önemli bir şey. Çünkü terahi esas dersek, bunu nereye kadar geciktireceğimiz belli değil. Şimdi şöyle düşünün, terahi esas dedik. Terahi esas dedik, bir kişi kafasında 70 yaşına kadar yaşar, 80'e kadar yaşarım dedi, 70'e kadar, 70'te hacca giderim dedi. Soru şu, 70 yaşında ölse bu kişi,
zekat diyelim haç mükellefiyetini yapamadan 70 yaşında ölse ya da 65. yaşta ölse, bu kişiye zekat şey ya da haç farz olmadı diyebilecek miyiz? Vacip olmadı. Ama terahiyi kabul ettiğimiz zaman, ki bunu birçok kişi kabul ediyor, bu sorunu çözemiyor işte. Yani cassas esas bundan dolayı. Yani biz diyelim 65 yaşında vefat eden kişinin zimmetinde haç borcu sabit oldu mu? Oldu. Fevr dediğimiz zaman oluyor. Yani o zaman iş bir bilinmezliğe, belirsizliğe doğru gidiyor. Farzın, vücubiyetin anlamı kalmıyor yani. Dolayısıyla cassas şunu söylemeye çalışıyor, uzatmayayım. Emir eğer vücuba delalet ediyorsa mutlaka fevre delalet etmesi lazım. Yani hemen yapılmaya. Eğer fevir olmazsa vücuttan da bahsetmemiz zor olur. Gibi. Anlatabildim mi? Yani emrin vücuba delalet etmesini kabul ediyorsak fevre delalet etmesini de kabul etmemiz lazım. Aksi takdirde çelişkiye düşmüş oluruz. Hani emir vücuba delalet ediyor ama fevre delalet etmiyor dersek çelişkiye düşmüş oluruz. Peki. Yok. Değil. Şimdi ona geliyoruz. Yani bunu bakın aklen çıkarıyor. Büyük oranda aklen çıkarıyor. Yani emir terahiye delalet ediyor dediğimiz zaman emirin vücuba delalet etmesi ilkesi sallantıda. Çünkü terahiye delalet ediyorsa buna karar verecek olan kim? Ben bilemiyorum ki. Ben ne zaman vefat edeceğimi bilemediğim için o zaman şu demek bu, hiçbir zaman bana bu vacip olmuyor. Çünkü ben biraz daha ileriye atabiliyorum. Her defasında ileriye atıyorum. Yapamadan vefat ettiğim zaman o zaman ben bu emirle sorumlu tutulmayacağım demek. Evet, şimdi ikinci konuya geçelim. Vakti belirli. Diyelim ki vakti belirli şeyler, emirler. Diyor ki mesela öğlen namazı, ilkindi namazı. Değil mi? Öğlen ve ikindi vakti. Şurada öğlen namazı kılacağım. Vakit girdi, ezan okundu. Şimdi öğle namazını kılmak vacip. Farz anlamında vacip. Peki ne zaman kılacağız? Mesela 10 dakika geçti. Şurada kılmamız vacip mi? Vacip. Ha, o zaman şu demek. Burada kılmazsak vacibi terk etmiş oluyoruz. Günahkar, cezalandırılmamız lazım. Öyle bir şey var mı? Yok. Şimdi burada hukuk yani şeyler çok zorlanıyorlar hakikaten. Böyle hem bir vacip var, emir var, kesin bir emir. Şimdi bunu tutarlı bir şekilde anlatmaları lazım. Vacibi tanımlıyorsun, o tanıma bağlı kalacaksın sürekli olarak. Zor iş. Vacip neydi? Emir vücub ifade ediyordu ya. Vacip dediğimiz şey, hani yapmadığımız zaman, kesin yapmamız gerekiyor, yapmadığımız zaman ceza alıyoruz. Karşılığı ceza. Şimdi birisi 10. dakikada öğle namazını kılmazsa cezaya müstahak oluyor mu? Olmuyor. 20. dakikada kılmazsa cezaya müstahak oluyor mu? Olmuyor. Peki o zaman şu noktada namazı kıldı. Ama vacip değildi. O kıldığı namaz nedir? Nafile diyen var, mendup diyen var. Şimdi kavramsal zorluk işte bunlar. Bütün usulcüler bunu tartışır. Usulü fıkıh kitaplarında. Tamam mı? Vacip desek, kılmadığımız zaman sorumlu olmuyoruz. Yani son vakte kadar. Değil mi? Vacip değil desek, ayrı bir sorun ortaya çıkıyor ki bunu diyenler var. Kurtulmak için kolayından bu burada kılarsa menduttur. Ha, şu arada başka bir namaz kılmazsa bu namaz neye dönüşür? Kıldığı namaz, farz namaz yerine geçer. Anlatabiliyor muyum? Kavramsal zorluk. Şurada ne yaptık? Namazı kıldık. Namaz bize vacip miydi 10. dakikada? Yani şu anlamda. Vacibin tanımı ne? Böyle tanımlayabiliyoruz. Diğer bütün tanımlarımız, başka türlü tanımlarsak burayı kurtarmak için o zaman başka yerden çuvallayacağız. Tamam mı? Vacibin tanımı kesin yapmamız gereken, yapmadığımız zaman cezaya çarptırılacağımız şey. Şu dakika itibariyle vacip mi bu? Bu tanıma göre değil. Tamam mı? Heh. Ama kıldık. O zaman vacip olmadan mı kıldık?
usulü fıkıh kitapları bunların şeyiyle dolu. Hani şimdi belki kafanıza şöyle gelebilir. Hocam ya bunu sadece Cassas düşünmüştür. Hayır, hepsi buna takılıyor. En zekileri de takılıyor. Gazali de bunlara çok takılıyor. O iyice takılmış durumda. Değişik görüşler var. Uzatmayalım. Yani çok daha detaylı incelenebilir. Hanefiler şimdi şöyle gidiyorlar, tamam mı? Bu gidiyor, vakit kaçıyor. Burada farz mı? Değil. Burada? Değil. Burada? Değil. Şimdi kritik döneme geliyoruz. Öğle namazı 4 rekat diyelim. Farzı zaten. Son 4 dakikaya kadar geldik. Şurada ne oldu? Ahmet? Ne oldu? Evet. Hatta şimdi burada şöyle şeyler var. Son 4 dakikaya kadar farzı diyemiyoruz. Yani son dakikaya kadar. Burada Cassas iki şey söylüyor. Son şeyi kılacak vakte kadar vaciptir diyemiyoruz. Tam burada diyoruz. Hatta Hanefilerde bir iftitah tekbiri alacak kadara teorik olarak uzatıyorlar. Yani en son bir iftitah tekbiri alıp Allahu Ekber diyecek ana kadar namaz vacip oldu tam diyemiyorlar. Tamam mı? Ya da son işte 4 dakika teorik olarak, yani matematiksel olarak bu tamamen bir matematik aslında. Ne diyorlar hocam? He? Ne diyorlar öncesi? Öncesi şuralara mı? Hanefi de yanlış şunu söylüyor. Burada kılarsa bunu kıldığı anda vacip olarak kılar diyorlar. Demek zorunda kalıyorlar. Tamam, burada şey yapıyorlar, taviz veriyorlar. Yani kılmasa vacip değil, kılarsa vacip gibi bir şeyi temellendirmeye çalışıyorlar. Evet. Usul kitapları bunlarla ilgili tartışmalarla dolu. Efendim, bu şekilde özetleyebiliriz. Hatta mesela şöyle bir şey var. Mesela zekat bize tam olarak ne zaman vacip olur? Mesela şurada biraz şeyimiz oldu değil mi? Paramız oldu. Malımız oldu. Malın üzerinden sene geçmesi gerekiyor ya. Sene sonunda, aslında zekat bize tam sene sonunda vacip olacak. Sene sonu. Diyelim ki şurada 40 tane koyunumuz var. Ya sene sonunu beklemiyoruz. Yani zekat şu arada zekatı ödüyoruz. Mesela 40 koyunumuz var. Şurada veriyoruz. Kaça düşüyor? 39'a düşüyor. Şurada 38'e düşse sene sonuna zekat mükellefi olarak çıktık mı? Hani şuradan mali yılımızı buradan başlatıyoruz. Sene sonuna zekat mükellefi olarak çıktık mı? Çıkamadık. Artık zekat mükellefi değiliz. Gideriz şeye, devlete, zekat memuruna, verdiğimiz koyunu geri alırız. Alabiliriz yani. Çünkü artık zekat mükellefi değiliz. Şeyi dolduramadık. Efendim. Yani dolayısıyla vaktin sonuna o emre muhatap olarak kavuşursak bize farzdır. Mesela şurada bu adam ne yaptı? Şuraya kadar kılmadı namazını. Burada diyelim cünun ortaya çıktı. Bayıldı gitti. Farz mı? Bu öğle namazını kılması farz mı? Değil. Vaktin sonuna şey olarak gelmediği için. Tamam mı? Şurası kritik. Burada olan şeyler şeyi düşürüyor üzerimizden. Mesela burada farziyet ortadan kalkarsa, üzerimizdeki farziyet bizim üzerimizde vacip olmadığı için şey düşüyor gibi. Efendim. Devam edelim. Biraz teknik konular arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu konular aslında bir tür, şimdi Ebu Hanife'nin, özellikle Hanefilerin, sadece Ebu Hanife değil, bir tür matematiksel bir bakış açısıyla konuya yaklaşıyorlar. Tamam mı?
Yani matematiksel olarak tutarlı çözümler getirmeye çalışıyorlar ve bu kadar basit bir konu aslında. Hocam işte kıl namazını geç git, değil mi? Bu kadar basit bir konuda matematiksel olarak çok zorlanıyorlar. İzah etmekte çok zorlanmış İslam alimleri. Hani tutarlı bir şey yapmaya çalışıyoruz ya. Onun için daha yani detaylı ele alınabilecek bir konu. Evet. Peki, bir konumuz daha var. Mutlak emir tekrarı gerektirir mi? Emredildi bize. Ne diye emredildi mesela? Namaza kalktığınızda ne yapın? Ha, işte abdest ayeti. Bize bir emir gelmişse, biz o emrin gereğini sürekli birden çok yerine getirmemiz gerekir mi? Yoksa emir tekrara delalet etmez mi? Evet. Mesela ben su getir desem sana. Değil mi? Bu şimdi emir vücub ifade ediyor. Kesin getirmen gerekir. Mesela hani üstten geliyorsa tabii. Değil mi? Özellikle şari'den geldiğini düşünüyoruz biz. Bir kere getirmen yeterli mi? Yeterli. Değil mi? Normalde böyle. Peki Kur'an'daki emirleri biz niye sürekli yerine getiriyoruz o zaman? Emir tekrarı göstermez. Bir kere yapılması yeterli. Mesela neden şey yapıyoruz? Lafızdan çıkıyor mu mesela? Abdest ayetini okuduğumuz zaman. Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilâ salâti fâğsilû vucûhekum. Evet. Lafızdan çıkmıyor diyor. Tekrar. Anlamdan çıkıyor. Emirin lafzı bir kereye delalet eder. Bir kere yapsak yeterli. Hani anlamdan da çıkmasa tamam. Bir kere namaz kıldık mı tamam. İş bitecek yani. Evet. Anlam nedir? İşte abdestsiz olduğunuz her defasında gibi. Ya da peygamberin sünneti bize bunu gösteriyor. Yani değil mi? Uygulamada bunun böyle yapılacağını öğreniyoruz. Lafız değil. Eğer tekrara, yani başka bir şekilde tekrara delalet ettiğini görmezsek emrin, o bir kere yapılmakla yerine geliyor. Evet. Tabii. Peki, mesela şöyle düşünün. Emir nedir? Mazi sigasının ya da mazi muzari sigasından gelen, işte gitmekten gelen bir şeydir. Ali gitti dediğim zaman nasıl bir kere gitti anlıyorsanız, su getir dediğimiz zaman da neyi anlayacağız? Bir kere olduğunu anlayacağız. Bu da yine aslında başka kelami uzantıları olan bir konu. Biraz hızlı geçebiliriz. Tamam mı? Eyvallah. Evet. Emir lafzının tekrarı edanın da tekrarını gerektirir. Şunu söyleyelim, usulü fıkıhta özellikle emir tekrarı gerektirir mi, gerektirmez mi? Usul kitaplarında da, yani çağdaş usul kitaplarında tartışılır. Hanefilerin görüşü tekrarı gerektirmedi. Tekrarı gerektirdiğini söyleyenler de var. Efendim. Evet. Çok hızlı gideyim. Kafirlere yönelik emirler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Ya da kafirler, işte namaz kılın emri var. Kafirleri içine alıyor mu bu emirler? Ha? Cassas'a göre alıyor. Kafirler de bu emirle mükellef. Şafilere göre, evet, kafirler de bu emirle mükellef. Ha? Tabii. Evet. Peki, yine hızlı, bir şeyi emretmek... Bunları biraz Gazali'de daha detaylı ele alacağız. Daha bir anlamlı olacak orada. Tamam mı? Bir şeyi emretmek, onun zıttını yasaklamak anlamına gelir mi? Mesela ayağa kalk diyorum ben sana. Emir vücub ifade ediyorsa, ayağa kalkma dışında yapacağın her şeyi yasaklıyorum demektir. Dolayısıyla gelir. Emri vücub ifade ediyor diyenler bunu net bir şekilde, rahat bir şekilde söyleyebilirler. Evet. Bir de şundan bahsedelim ve bitirelim emir konusunu. Nesih konusuna geçelim. Nesih konusu daha heyecanlı. Evet, şimdi
Biliyorsunuz bazı akitler ve belli şartlarda yapılan ibadetler yasaklanmış. Mesela güneş doğarken ne yapmayacaksın? İşte namaz kılmayacaksın. Ya da yanında olmayan ya da sahip olmadığın bir malı, yani o malı o anda sahip değilsen, aramızda hukukçu var mı? Yok. Sahip olmadığın bir malı ne yapmayacaksın? Satmayacaksın. Yasaklar var. Değil mi? Şimdi, bu yasaklarla ilgili, yani nehyedilen bazı akitler ve nehyedilen bazı ibadetler var. Tamam mı? Bunlarla ilgili şöyle bir ayrıma gidiliyor. Biliyorsunuz usulü fıkıhta. Bu ayrımı da ilk kez yapanlardan bir tanesi Cassas. Daha önceki metinlerde çok net değil. Eğer ibadet ya da akdin aslı yasaklanıyorsa buna batıl. Ama bu Cassas'ta bile bakın. Cassas'ta bile dört dörtlük net değil. Nehi eğer aslı değil de işin vasfı yakınıyla alakalıysa, bu ibadet ya da amele ne diyoruz biz? Amelde değişmiyor da, akitlerde fasit diyoruz. Evet. Bu ayrım, yani Cassas'ta bile çok net değil. Yani bunu yapmaya çalışıyor ama bizim tam bildiğimiz, usulü fıkhta bildiğimiz şekilde, çok net bir şekilde ortaya koymuyor. Bu ayrım daha sonra ortaya çıkmış usulü fıkhta. Hani bu da teknik bir şey, hukukta ilgilenenlerle ilgilendiriyor. Cassas'ta bile çok net ortada yok. Tamam mı? Yeni yeni oluşuyor yani. Hani bugünkü bütün hukuklarda şu ayrım vardır. Şafii, yani bizim Şafii mezhebi falan bir tarafa, onlarda çok gizli bu ayrım. Bütün hukuklarda yani mutlak geçersizlikle nisbi geçersizlik birbirinden ayırt edilmiştir. Peki, fasit akitin batıl akitten ayrı farkı ne? Batıl akit tamamen geçersiz. Hiçbir sonuç doğurmaz. Doğurmaz. Fasit akit bazı sonuçlarını doğurabilir. Değil mi? Özellikle teslim tesellim, satım akdinde teslim tesellim olursa. Esas özelliği fasit akdin, taraflar akdi feshedebilir. Feshedilebilir demektir fasit. Taraflar akdi rahatlıkla feshedebilir. Anlaşmazlığa düşerlerse özellikle akdi rahatlıkla feshedebilirler. Mahkemeye gitmezler falan. Böyle detayları var. Evet. Bu. Cassas bu ayrımı yapmaya çalışıyor. Tam dört dörtlük ortada yok hala daha. Yani baştan beri olan bir ayrım değil. Evet. Şimdi arkadaşlar nesih konusuna geçiyoruz. Emir konusundan sonraki konumuz. Buyur. Şey yapma ya, çay içebilirsin yani. Derslerde çay içiliyor. Çayı mı gizlemeye çalışıyorsun? Yok, çay içiliyor. Yani serbest. Evet. Arkadaşlar gelelim nesih konusuna. Yani emir konusunun şeyleri çok girift. Grup da biraz yeni bir grup. Tamam mı? Çok detaya girmeye gerek yok. Nesih konusu çok daha genel ve çok daha herkesin yani her zaman bizimle olabilecek bir konu. Evet. Şimdi nesih konusundaki İslam kültüründeki tavırlara bakalım. Bir defa Mutezile aslında nesih yok desen sevinir. Ama bir açıdan da sevinemez. Şöyle başlayalım. Nesih yok demek, yani Allah hükümlerini neshetmez demek, Müslümanlık yok demektir. İslam yok demektir. Nesih, Allah hiç verdiği hükmü ya da emir ve nehilerinden dönmez demek, Müslümanlık yok demektir. Neden? Nasıl? Tabii Allah-u Teala işte din mi? Din göndermiş. Yahudiliği göndermiş. Şunları yapın demiş, şunları yapmayın demiş. Değil mi? Sonra kimi göndermiş? Hristiyanlığı göndermiş diyelim. Bazı şeyleri değiştirmiş. Bazı emir ve yasakları değiştirmiş.
Ama anlattıklarında, verdiği haberlerde bir değişiklik var mı? Mesela Hristiyanlar, mesela Yahudilere dese ki Hazreti Adem 3000 sene yaşadı. Hristiyanlara dese ki 1000 sene yaşadı. Müslümanlara dese ki 400 sene yaşadı. Falan mesela. Böyle verdiği haberlerde bir değişiklik olsa sorun mu? Sorun. Çok ciddi sorun. Biz Şari'nin hitabını en basit iki parçaya ayırabiliriz değil mi? İki gruba. Haberler. Cassas bu ayrımı yapıyor. Haberler ve emir. Emir nehi. Şimdi önce emir konusunu işledi. Şimdi burada emirin aslında bir devamı şey. Nesih. Tamam mı? Nasıl devamı? Nesih kim, hangi konuyla alakalı? Emir konusuyla alakalı. Şari'nin herhangi bir şekilde bir haberinden dönmesi Şari'nin yalan söylemesi demek. Eğer ben bu metinde Şari'nin verdiği bir haberden döndüğünü görürsem ne yaparım? Ne yaparım? Önce tevil ederim. Hemen bak. Önce tevil etmeye çalışırım. Tevil ederim. Çünkü şimdi bunu oyun olarak da yapmıyorlar ha. Yani bunları yapıp, tevil edip çok ciddi Müslüman oluyorlar. Çok ciddi, yani yerlere basışı değişiyor. Yani hani ilk dersin başında söylemiştim ya. Bunlar yapılana kadar din yoktu ortada aslında. Bundan sonra artık Müslümanların yere basışı şey, sallıyorlar yani. O kadar özgüvenle yere basıyorlar ki. Bu çaba olmasaydı bu olmazdı. İlk kez ben neden Müslüman oldum, nasıl Müslüman oldumun çok güçlü cevapları var. Buna inanıyorlar yani, ciddi ciddi inanıyorlar. Artık gelin diyor yani. Ben bu işi hallettim. Kim gelirse gelsin artık. Zaten bu ilk grupların, Mutezile, Mürciye, Hanefilerin muhatabı Müslümanlar değil. Müslümanlar da araları şeye kadar çok iyi. Nereye kadar? Kendileri de Müslüman da, yani Müslüman grupla araları nereye kadar çok iyi? Söyleyin. He? Mihne olayına kadar çok iyi. Mihne olayına kadar çok iyi. Kimseyi dışlamıyorlar. Mihnede ne oluyorsa bir şeyler oluyor. Yani genelde ehli hadis grupları böyle ehlireyi dışlar. Yani dışladığı kişi Müslümandır. Kendi kardeşidir, şeydir. Ama ehlirey grupları dışlayıcı değil, toparlayıcı. Zaten hani din olabilmesi için toparlaman lazım. Önce sahabeyi bir temize çıkarman lazım. Rivayet onlardan geliyor falan. Tamam mı? Şimdi gelelim. Yani nesih konusu aslında emir nehi konusunun, pardon, emir nehi konusu biraz da nesih konusunun girişi aslında. Tamam mı? Dolayısıyla Şari'nin haberlerinde, verdiği haberlerde, mesela ne gibi? Kim zerre kadar hayır işlerse karşılığını görür. Bu bir haberdir. Yani Şari diyor ki bize haberi, ben böyle yapacağım diyor. Şimdi bundan dönebilir mi Şari? Dönemez. Mümkün değil. Bunu bırakamaz yani. Bunu eğer bırakırsa, bir kere bırakırsa, sadece bir kere bile bıraksa din çöker. Teorik olarak, matematiksel olarak. Bir kere bile bırakırsa. Neden? Bir kere bırakan, hiç ummadığımız yerde ikinci bir kere de bırakabilir. Bir kere bırakan tamamını bırakabilir. Çünkü yapılan şey bir matematik gibi. Tamam mı? Yani bizim kurduğumuz bir sistem bir kere hata yaparsa bu demektir ki ikinci kere de yapabilir, üçüncü kere de yapabilir. Hiç ummadığımız anda yapabilir. Çözümünü de biz bilmiyoruz. Bizim elimizde bir şey yok. Dolayısıyla Şari haberlerinden asla dönmez. Yani nesih olmaz. Nesih yok. Ha. Dolayısıyla biz yani Kur'an-ı Kerim'de bir haber bulduğumuz zaman bunun aksini mesela diğer kitaplarda bulduğumuz zaman ne dememiz gerekir? Onlar problemli. Onlar Şari'nin sözü olamaz, mümkün değil. Çünkü haber bu. Değil mi? Evet. Peki emir ve nehi denesi olur mu? İşte dinin güncellenmesi ya da Yahudilikten Hristiyanlığa, Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçiş ne üzerinden olur? Emir ve nehiler üzerinden olur. Şunları yap, şunları yapma. Tabii ki yeni bir peygamber var, ona inanmak. Yeni kitaba inanacaksın. Tamam mı? Ama
Yeni kitabın farkı ne? İşte emir ve nehiler. Dolayısıyla emir ve nehilerde nesih olur. Nesih kabul etmezsek dediğim gibi, yani şari, şimdi aynı Tanrı, aynı Allah. Değil mi? Ona inanıyoruz. Herhangi bir şekilde Hristiyanlığı da Yahudiliği de gönderen o. Tamam mı? Dolayısıyla şari eğer yani Yahudilikteki bir hükmü Hristiyanlıkta değiştirmişse, Hristiyanlıktaki bir hükmü Müslümanlıkta değiştirmişse, Müslümanlığın teşrii aşamasında da bir hükmü değiştirebilir diye makulleştiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve Yahudilikteki bir hükmü Hristiyanlıkta değiştirmesinin, Hristiyanlıktaki bir hükmü Müslümanlıkta değiştirmesinin ya da Müslümanlığın ilk aşamasındaki bir hükmü sonraki aşamada değiştirmesinin mutlaka bir nesi vardır? He? Anlamı, sebebi, gayesi, hikmeti vardır. Çünkü şari ne yapmaz? Gayesiz, hikmetsiz iş yapmaz, abesle iştigal etmez. Bizimle oyun oynamaz. Eğer bizimle oyun oynayan bir şari şeyi görseydik bu metinde ne yapmazdık? Tevil ederdik. Önce tevil etmeye çalışırdık. Bakardık ki yok, bu olmaz. Ama haberde bir farklılık olsa bunları tevil etmemiz de zor olur. İşte Mutezile ya da bu ekip ehlileri göğsünü gere gere diyor ki kardeşim bak, metin temizliyor. Tabii bir iki tevilini anlatmakta zorlanabilir. Eşariler çok kızarlar yani ne yapıyorsunuz? Evet. Eşariler ehli hadis kızar. Eşariler de kızar da. İşte iki ayrı sistem birbirini anlamakta zorlanır. Çünkü şeyleri farklıdır yani. Konuştukları dil falan farklıdır. Evet. Dolayısıyla emir ve nehide nesi? Var. Dolayısıyla hani bir Müslümanın da nesi yok falan gibi şeylere girmesi yanlış yol. Evet. Zaten izah edemezsin yani. Ya nesihle bile zor izah ediyoruz bazı yerler geliyor. Nesihsiz mümkün değil yani izah etmek çok zor. Yani bindiğin dalı kesersin. Nesi en çok kim kızar? Kim kabul etmez nesi? Hangi din mensubu kabul etmez? Tabii ki Yahudiler. Yani nesi kabul edeyim de beni nesh mi derler. Yahudiler kabul etmezler nesi. Yani çünkü, değil mi? İlk onlar. Yani yeni gelen her nesi Yahudileri zor durumda bırakacak. Yahudilere şunu demek isteyecek. Yani tam Hazreti İsa'nın dediği gibi artık sizin kitabın hükmü bitti. Ne kadar ağır, değil mi bir şey? Hani şey gibi... Çocuğun şeyden kesilmesi gibi, sütten kesilmesi gibi. Artık bu senin annen değil mesela, daha ileri götürelim. Evet. Evet, emir ve nehilerde nesi olabilir. Ama şimdi dinler açısından böyle, İslam dini açısından baktığımız zaman nesih konusuna hiç kafayı takmayan bir şey var. Yani nesih konusunu çok teorik olarak işlemezler. Şia. Şimdi diyelim ehli reyin, genel olarak ehli hadis ehli rey. Hepsinin. Tamam mı? Sünni dünyanın. Mutezili'yi de burada sünni dünyada sayıyoruz. Tamam mı? Orada saymasak gidecek yerleri yok yani. Sünniler var. Şia. Sünni dünya. Sünniler çünkü her şeyi onlardan öğrendiler. Değil mi? Sünni dünyada yine nesihle ilgili şöyle bir endişe var. Allah-u Teala eğer, yani gerek Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık olsun, gerek Müslümanlığın başı, ortası, sonunda olsun, hükümlerini değiştiriyorsa, tamam mı? Bu asla ve asla ne değildir? Ha? Beda değildir. Beda kavramı, biliyor musun beda kavramını? Ne demek beda? Ya Allah Teala önce şöyle yap diyor Müslümanlara. Yapın diyor. Yani içki içebilirsiniz diyor. Şöyle bir bakalım duruma da. Ona göre sonra yeni bir hüküm veririz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz zaten. Beda ne demektir? Allah'ın bir şeyin Allah'ın aklına bir şeyin sonradan gelmesidir. Bu Allah'a yani Tanrı'ya yakışır mı böyle bir şey? Asla yakışmaz.
Tanrı'da beda diye bir şey olamaz. Ha, o zaman nesihi bizim açıklamamız lazım. Ama nesihi hiç açıklama zahmeti görmeyin. Yani yorumlama nedir bu? Hani şari şunu yapabilir, bunu yapamaz diyoruz ya. Mesela şari'nin beda anlamına gelecek bir şekilde, Allah'tan beda anlamına gelecek bir şekilde nesih gelmesi mümkün mü? Caiz mi? Mu'tezile mantığına göre, cassasa göre, mürciye mantığına, hayır. Eğer beda anlamına gelecek bir şey olursa burada, çıkarsa, bunu yakalarsak, hani bunu yakalamaya özellikle uğraşmıyor da, biraz da özellikle uğraşıyor. Çünkü neden? Ben yakalamasam bir başkası yakalayıp benim inancıma saldıracak, benim buna cevap vermem lazım. Bu anlamda şey biraz titiz davranıyor. Hani ehl-i hadis gözüyle bakarsanız bunlar inanmamak için mazeret arıyor gibi görünebilir size Mu'tezile. Ama işin esasında inanmak için aşırıya kaçıyorlar diye düşünebiliriz. İnancını sağlamlaştırmak için. Şimdi şöyle baştan başlayalım. Şia da Şari ne yapabilir? Haberlerinden de dönebilir. Haber veriyor mesela. Ondan da dönebilir. Emir ve nehilerinden de dönebilir ve bu beda olarak dönebilir. Yani aklına sonradan başka bir şey gelir. Hani akıl, tabii Tanrı'ya akıl izah edilmez de o anlamda. Bu mümkün. Dolayısıyla Şia'ya göre haberlerde de değişiklik olabilir. Yani şunun gibi. Mesela isim neydi? Benim Mevlüt'e işte 1.000 lira borcum var diyorum. Beni biraz daha sıkıştırıyorlar. 2.000 lira borcum var diyorum. Biraz daha sıkıştırıyorlar. 3.000 lira borcum var diyorum. Şu anda ben ne yapıyorum? Yalan söylüyorum, değil mi? En azından bunların birkaç tanesi yalan. 1.000 lira borcum var, bir haberdir. 2.000 lira borcum var, bir haberdir. 3.000 lira borcum var, bir haberdir. Bende ne gerçekleşiyor? Beda değil de korkudan dolayı yapıyorum ama olmaz. Şari'ye yakışır mı? Yakışmaz. Şia'da çok enteresan. Aslında bunu vurgulamak gerekiyor. Yani Şia beda üzerine kurulu neredeyse. Ve buna inanıyorlar. Özellikle nereden başlamış iş? Muhtemelen şöyle. Şimdi imamlar var ya Şia'da biliyorsunuz. İmamlar tabii ki ilk imamlar özellikle. Yani herkesin imam silsilesi farklı Şii mezheplerde. İlk imamlar, diyelim 12 imamı tamamlayana kadar falan. Mesela diyelim 7. imam geliyor diyor ki benden sonra Mevlüt imam olacak diyor. Tabii ki imam bu bilgiyi nereden alıyor? He? Allah'tan alıyor. Allah söylüyor onu, Allah'tan alıyor. Sonra Mevlüt 10 yaşında vefat ediyor. Hani bu Allah'tan geliyordu. Tabii imam burada tamam. Öyle iyi mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar görünen şu, biraz bu acı. İmamlar kendilerini kurtarmak için, yani yalancı olmamak için, cemaati toplu tutmak için, tahmin ediyorum. Bu durumda ne diyorlar? Allah fikrini değiştirdi diyorlar. Bu ne demektir? Yani beda diyorlar, buna beda diyorlar işte. Yani Allah'a yeni bir fikir daha uygun göründü. Beda lillahi. Allah'a yeni bir fikir daha uygun göründü. Yani Allah bilmiyor. Yani böyle hani olayların başını sonunu bilmiyor. Bilgisi eksik. Yani fikir değiştiriyor ikide bir falan gibi. Şimdi bu aslında yani Şia'nın hepsinde var. Aslında biraz bu beda fikri de muhtemelen şey fikri de bir de takiye var ya. Takiyye de muhtemelen imamların kendilerini kurtarmak için ürettikleri şeyler. İnşallah Şia dinlemez bunu. Takiyye de böyle. Mesela bir şey söylüyor, yalan. Yalan olur ortaya çıkıyor imamın. Sıkışınca ne diyor? Niye bunu yaptın? Ha ben diyor takiyye yaptım orada. Falan gibi.
Biraz karışık işler var orada. Aslında mezhepler tarihçileri bize bu konuda yardımcı olabilir. Yani biraz cemaati ve dini biraz ayakta tutmak için bu beda ve takiye yalanına başvurmuş biraz şey. Ve arkadaşlar, böyle din olmaz mesela. Şeye göre, yani beda tam bir saçmalık. Yani beda üzerine bir din asla kurulamaz. Tanrı'yı böyle insan yerine şey yapıp, mutlak mükemmeliyetten alıp, sürekli fikir değiştiren bir Tanrı asla bununla din kurulamaz yani. Böyle bir din olmaz. Olur mu? Olmaz. Demek ki bu mükemmel değil. Bilgisi eksik. Olayların sonunu göremiyor. Yanlış işler yapabiliyor. Yersiz şeyler yapabiliyor. Yani imam kendisini ve dini cemaatin bağlılığını kurtarmak için, yani imam suçu kendisi de üstlenmiyor. Ben yanlış anladım da demiyor. Çünkü hani metin yok onlara. Hani Hazreti Peygamber metin getiriyor. Değil mi Kur'an? Metin de yok. Yani ben Allah fikir değiştirdi. Hatta Şii kaynaklarında şöyle şeyler var. Hazreti Ali gaybı çok iyi biliyordu ama insanlara aktarmadı bu gaybı. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da işte Hazreti Ali'nin bildiği doğru olanın dışında da şeyler söylüyordu. Sürekli fikir değiştiriyordu. Hazreti Ali yalancı duruma düşmemek için bu konulardan hiç konuşmadı. Gibi. Yani diyelim Hazreti Ali gaybı biliyor, bir şey söyleyecek. Diyelim ayette başka bir şey çıkacak. Yalancı konumuna düşmüş olacak vesaire. Yani iş biraz din olmaktan çıkmış. Anlatabildim mi? Mesela Gazali bunları aktarıyor, diyor ki bunlar küfürdür resmen diyor. Yani böyle bir din olmaz. Böyle bir din kurmamız şu an için imkansız. Hiçbir zaman olmaz da. Evet. Şimdi konuya baştan bir daha başlayacağız ama bir şey daha söyleyelim. Şia ne diyor? Beda'da bir sorun yok. Hani yeter ki imamların karizması sarsılmasın. Ondan sonra. Takiyye de bunun kardeşi. Eş'arilik. Mu'tezile diyelim ya da ehlirek. Hani neslin tanımı şuna buna girmeden bunu anlatayım, sonra tekrar başa döneceğim. Burada önemli bir mesele var işte şu ikisi arasında. Eş'arilik bile şuna ne diyor? Şu bedaya. Yani bununla din kurulmaz ya, böyle bir din olmaz. Bu bir saçmalık. Küfür diyor yani. Aslında bir inançsızlık var ortada. Yani bu böyle bir tanrıya inanılmaz. Böyle bir tanrı olamaz. Yani burası buradan bir din, bu bir din değil diyor yani aslında. Hani bu mezhebin bir şeyi, doktrinleri bir din olarak organize edilen bir şey değil. Saçmalık. Tamam mı? Şimdi ehlireyde beda asla yok. Ve bedaya kaçabilecek bir durum var şimdi. Bakın. Bu ikisi anlaşamıyorlar. Bunlardan daha önce bu grupta bahsettim mi ben? Evet. Evet. Şöyle bir şey. Mesela ben İdris'e desem ki, İdris bana su getir desem, İdris de yeltense, yelten bakayım. Ya da bir süre sonra diyelim tam kapı, ya boş ver desem. Getirme desem. Şu anda emrettim, bakın haber yok ortada. Emrettim ve ne yaptım emri? Nesettim değil mi? Bana su getir, yok getirme. Su getirmelisin. Su getirmene gerek yok, nesettim. Peki, niye bu örneği verdim? Şundan dolayı, kul imtisal etme fırsatı bulmadan, o emri yerine getirmeden şari asla bir şeyi nesetmez. Şimdi su getir, yok gerek yok. Bunu ancak bir insan söyler değil mi? Önce su içesim olduğunu düşünüyorum, sonra su içmekten vazgeçiyorum. Yani ne zaman ben bir şeyi nesederim? Şöyle, kullar o emri, çünkü
Şari'nin fiillerinde mutlaka bir anlam, fayda, bir şey olması lazım yani. Bir sonuç doğuran, bir fayda, bir anlam olması lazım. Bu biraz Şari açısından anlamsız. Çünkü yani mesela Şari bize ne demiştir? İşte içki faydası var, zararı var, zararı daha çok. İçki iken namaza yaklaşmayın. Bununla biz bir süre ne yapmışızdır? Devam etmişizdir. Değil mi? Bunu yerine getirmişizdir yani. İçkiliyken namaza hiç içmemiş de olabiliriz de. İçkiliyken namaza yaklaşmamışızdır. İçenler de namaza yaklaşmamıştır o emre uyarak. Yani bir dönem geçmiştir. İnsanların zihninde artık hani içki içmek yavaş yavaş herhalde yasaklanacak. Bir anlam bir yere gelmiştir insanlara. Birdenbire yasaklamak yerine bir insanlar bir yere gelmiştir. Hani insanların bir yere geleceğini de Allah-u Teala bildiği için diyelim, o dönemde yasaklayacağını baştan da bilmektedir zaten, yasaklamıştır. Yani baştan o dönemde yasaklayacağını biliyor, her şeyi bildiği için. Aksi takdirde yine din olmaz, oradan din çıkmaz. Ha, işte şu şeyi bir anlamanızı istiyorum, ben de iyi anlatabilirsem zaten anlarsınız da. Evet. Kulun yerine getirme fırsatı bulamadan o emri, yani bir anlam daha doğmadan, değil mi? Bir anlam daha doğmadan ben hemen nesetsem. Tartışma şöyle geçiyor. Kul imtisale fırsat bulmadan emir nesedilirse diyor ehlirek Mutezile, yani ehlireğin çoğunluğu Mutezile. Bu nedir? Yok. Bu sadece bedadır. Bu başka bir şey değildir. Yani bu nesih, böyle bir nesih olamaz yani. Eğer böyle bir emir olsa Kur'an-ı Kerim'de bu bedadır. Dolayısıyla imtisale fırsat bulmadan kul bulmadan nesih olamaz. Cassas bunu hangi ifade üslupla anlatır peki? Hani Şari'nin kul imtisale fırsat bulmadan nesih yapması caiz değil, caiz slash mümkün değildir. Ne demek mümkün değildir? Şari böyle bir şey yapmaz. Allah böyle bir şey yapmaz yani. Tanrı böyle bir şey yapmaz. Bu benim İşte su olayındaki gibi. Yani bu burada bir bilgisizlik var, fikir değiştirme var. Çünkü sen emri ya da nehi yerine getireceksin, bir süre ona alışacaksın. Ancak ondan sonra bir şey gelebilir. Yasak, emri yasaklanabilir, yasak emredilebilir ya da mübah hale getirilebilir. Değiştirilebilir yani. Anlatabiliyor muyum? Bu değişikliğin olması için kulun bu fiili yapması gerekiyor. Bunu anlatabildim mi? Aksi takdirde şeye benzer işte. Çünkü hiçbir sonucu yok yani. Niye öyle başta öyle söyledin, şimdi niye böyle söylüyorsun? Bunu kesinlikle çözemeyiz. Hocam şimdi mesela o zaman da bir şey ifade ediyor ama bizim için de bir sonucu yok ya şu an. Haber niteliği mi taşıyor? Diyelim içki ayetinin yasaklanması hükümler. O hükümler haber niteliği mi taşıyor? Şu niteliği taşıyor. Tarihin Allah Teala baştan biliyordu. Şu dönemde bu hüküm geçerliydi. Evet, bizim için haber niteliği taşıyor. Biz tarihsel bir bilgi olarak şu dönemde bu hüküm geçerli olduğunu, işte şu dönemde aşamalar da yasaklandığını düşün, şu dönemde bu hüküm geçerli olduğunu ama bundan sonra artık sürekli olarak üçüncü hükmün geçerli olduğunu biliyoruz. Bu bizim için emirdir, bunlar bizim için haberdir. Ama Şari baştan zaten bunu biliyordur. Dolayısıyla aslında şu anlamda nesih yoktur. Oraya geleceğim, yani baştan başlayacağım dedim ya konuya tekrar. Şu hüküm olduğu yerde duruyordur. Bu da olduğu yerde duruyordur. Bunlar kaldırılmamıştır. Çünkü bunlar tarihin bu döneminde, bu da bu döneminde Şari tarafından tasarlanmıştır. Nesih, hükmün kaldırılması değildir. Nesih, hükmün süresinin bittiğinin bildirilmesidir. Bu hükmün süresi bitti mi? Hayır. Nesih yok. Tamam, hükmün süresinin bittiğinin bildirilmesidir nesih. Şari baştan bunları tasarlamıştır. Aksi takdirde böyle kaldırmak, maldırmak bedayı çağrıştırır. Tamam mı? Evet. Şu su meselesini anladık mı? Evet.
Yani şöyle düşünün. Bir ayet geldi. 5 vakit namaz kılın. Mesela şöyle, evet bu güzel bir fikir. Şöyle anlatayım. Ayet geldi, 10 vakit namaz kılın. İnsanlar belli kıldılar. 2 sene sonra başka bir ayet geldi. Ne yapın? 8 vakit kılın, sonra 5 vakit kılın. Tamam. Ya insanları alıştırarak ya da öyle olmaz aslında, tersi olur değil mi? Önce 1 vakit kılın, sonra 2 vakit kılın, sonra 5 vakit kılın gibi. Ama şöyle bir ayet gelse. Günde 2 vakit namaz kılın. Daha insanlar namaz kılmaya başlamadan yeni bir ayet gelse 5 vakit kılın. Ya bir dur, daha az önce 2 dedin, şimdi 5 diyorsun. Ya bir anlamı yok yani. Değil mi? Bir anlam yok. Anlam işte. He. Mutezili anlamın olmadığı yerde kuşkulanır. Hocam ama Miraç'ta hani 57 düşüyor. Ya o Kur'an'da öyle bir şey yok canım. Nerede? Sünnet olur yani. Onlar şey. O başka bir şey tabii. O bir şeyi anlatmak için. Evet. Sonuç. Söyle. Saat kaç? Onu yorumlarız işte, tevil ederiz. Yani o iki ayet belki Kur'an'da yan yana geliyor ama arada mesafe olabilir. Tamam mı? Olmaz yani. Allah-u Teala böyle şey yapıp gibi konuşmanın başında bir şey, ortasında başka bir şey, sonunda başka bir şey söylemez. Mutlaka bir şey vardır. Evet. Esas sorun nerede biliyor musun? Bak bu da var. Bunu kolay yaşıyorlar da. Bu noktada ehlilerin, yani özellikle Mutezile'nin cassası dahi zorlandığı başka bir konu var. Eş'arilik bedayı kabul etmez. Tabii ki. Ama şuna kafayı takmaz. Bu olabilir. Dolayısıyla bir tür durum şöyle aslında. Mutezile, şu da olmaz tabii. Mutezile diyor ki, yani şu ikisi de, yani açıktan beda, mesela haberlerde nesih ya da emir ve nesin bu şekilde nesedilmesi, ikisi de bedadır bunun. Şari, Allah böyle bir şey yapmaz, bu Tanrı'ya yakışmaz. Böyle bir şey yapıyorsa bir metin, Tanrı'dan gelmiyordur. Ha, eş'arilik haberlerde kabul etmez, onu anlar. Ondan sonra bunu da aslında çok kafaya takmaz. Eş'arilik çünkü şunu söylemez. Tanrı'ya şu caizdir, bu caiz değildir dilini kullanmaz eş'arilik. Tamam mı? Pek kullanmaz yani. Hatta demin dedim ya, Şia'dan bahsedip de işte Şia'nın bu şeylerine, beda anlayışına Gazali küfürdür diyor ya. Şari böyle bir şey yapmaz diyor ya. Eşariler de bu dili bir tek Gazali'yi kullanır. Gazali Mutezili'nin dilini kullanır. Gazali biraz Mutezili'dir yani. %49 ile 51 arasında değişen oranlar da Mutezili'dir. Emin olun buna yani. Mutezili'ni iyi anlamıştır birçok konuda. Onun dilini kullanır. Yani hiçbir eşari her konuda bu Allah'a caiz bir fiildir, bu caiz değildir demez. Çünkü Allah ne dediyse o caizdir eşarilikte. O iyidir, güzeldir zaten. Tamam, biz ondan önce aklımızla bir şey söyleyemeyiz. Evet. Şunu söylemeye çalışayım. Eşarilik şunu kabul eder ama. İmtisalden önce Allah-u Teala ne yapabilir? Nesedebilir. Yani fırsat bulmadan. Yani konuşmasının başında ya da ayetin başında bir şey söyler. 2 rekat namaz kılın. Sonra namazları 5 yapın diyebilir. Mutezile'de asla böyle bir şey olmaz. Ahmet'in verdiği örnek de bu konuda şey yapılıyor. Burada bunu nasıl izah edeceksin? Yani ateistler bunu da izah etsin var ya, Mutezile bunu da izah etsin. Çünkü burası kabul ediyor, rahatlar. O noktada bir problem yok. Şari yapar, karışamayız gibi. Esas sorun şuradadır. Cassas da bunu uzun uzun inceler. Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i kurban etmesi.
Burada izah. Yani eğer Hazreti İbrahim o emre imtisal etmemiş olsa din çöker Mutezile'ye göre. Hazreti İbrahim o çünkü Nesih geldi ya. Yani imtisalden önce sonuç ortaya çıkmadan ilk emrin anlamı ortaya çıkmadan önce İdris Nesih gelmiş olsa din çöker. Ama tam da öyle değil aslında. Neden? Çünkü şöyle, yani Mutezile şöyle, olayda bazı şey noktalar var. Aslında rahatlatıcı noktalar var. Bir, emir Hazreti İbrahim'e tam olarak bir emir olarak gelmiyor. Hazreti İbrahim nerede görüyor emri? Rüyada görüyor. Değil mi? Bu o kadar yaygın bir meseledir ki, bu konuya tefsir yazanın ya da herkesin çözmesi lazım. Temel bir meseledir bu çünkü. Tamam mı? Bu çok derin bir şeydir, tartışmadır. Efendim. Hatta İbn Arabi bile bununla bu konuyu yorumlamaya çalışır İbn Arabi. İbn Arabi biraz tabii onun şimdi şeyin ben şöyle izah ediyorum. Şimdi bir kelamcının, bir usulü fıkıhçının bir tane silahı vardır. Onunla ateş eder. Ama şeyin bir tasavvufçunun şey gibidir tasavvufçu. Hele İbn Arabi gibi birisi. Bu Mesk filmi vardı ya bir ara. Allah'ım affet, nereye benzetiyorum. Şimdi hani elini atıyor buradan, kocaman bir silah çıkarıyor. Buradan atıyor, bambaşka bir şey çıkarıyor falan ya. Bu maske şey vardı. Şeyin, İbn Arabi'nin silahları bitmez. Onun için o diyor ki yani biraz da, hani çok detaylı da bilmiyorum ama konuyu. Çok İbn Arabi okumamış. Yani bu Perşembe günleri bu ders olmasa belki İkram Hoca'ya takip ederdik, yukarıda İbn Arabi anlatıyor. Yani Hazreti İbrahim de biraz rüyalarına çok önem veriyordu. Allah-u Teala aslında ona artık rüya dönemi bitti. Hani artık peygambersin yani rüyadan değil de doğrudan yani benim sana söylediklerimi esas al diyor gibi. İşte bir tasavvufçunun yapacağı yorumları şey yapıyor. Sonuç. Anlattım değil mi? Ya da, evet. Şöyle. Bu bir rüya aslında. Bir. İki, peygamberin rüyası yine de sadıktır ya. Hani, tamam, bunu bir emir olarak algılayabiliriz. Ama yine de bence rüya olması çok önemli. Yani net bir emir değil. O görmüş rüyasında. Sonra Hazreti İbrahim'in şimdi emre imtisal etmiş olması lazım. Koçun ondan sonra gelmiş olması. Koç nesih çünkü. Diyor ki kesme. Önceki emri neshediyorum. Şey, yani hani Hazreti İbrahim karikatürize edelim. Yani sırf anlamak için. Ya biraz bekle, din elden gidiyor falan. Bir keseyim. Tamam mı? Ha, işte şey diyor ki yorumlar işte. Hazreti İbrahim aslında kesti ama mucize eseri. Çünkü peygamber ya. Mucize eseri şey oldu. Tekrar iyileşti. Emre imtisal etti. Koç geldi, din kurtuldu falan gibi. Çok kafaya takıyor ya Mutezile bu konu. Vesaire vesaire. Bunlar ilgili literatür var yani çok. Ya imtisal etmiş olması gerekiyor Mutezile göre. Aksi düşünülemez. Aksi Şia'nın bedası gibi bir bedadır diyor. Yani bundan kurtuluş yok. Yani konuşmasının başında 2 iken 5'e çıkaran kişi haberlerinde de yavaş yavaş şey yapar, değiştirebilir. Neredeyse ona yaklaşıyor. Dolayısıyla Eşarileri de çok kızıyorlar. Ya buradaki farkı göremiyorsunuz bak. Böyle olmaz diyorlar. Eşariler hakikaten bunu kafaya takmıyor. Çok sorun olarak görmüyor. Şimdi Mutezile'nin tabii sensörleri çok şey. Yani sıfırdan bir şey kurdukları için, sistem kurdukları için ve başkasının gözüyle yaklaşıyorlar. Özellikle dışarıdan yani ben şimdi Küfe'ye Basra sokaklarında ne bileyim bir kahveye gittiğim zaman 7-8 dinden, hani biraz abartarak anlatayım, üstadlar var. Sıkıştıracak beni köşeye. Ona göre ben söylenecek bir şey varsa şimdiden hazırlanıp tevilimi yapayım, şeyimi yapayım, sistemimi kurayım. Çok zor iş. Yani o dönemde bu işi yapmış olmaları muazzam bir şey. İslam kültürünün en önemli olaylarından bir tanesi. Tartışmasız yani. Ve çok erken dönemde çok ciddi bir materyal ortaya çıkarılmış. Ama biz onun şimdi kokusundan anlıyoruz ya da şeyinden anlıyoruz. Sonraki metinlerdeki izlerden anlıyoruz. Çok erken dönemden itibaren bu işin yapılmış olduğunu. Evet, soru mu vardı?
Mesut muydu? He? Mevlüt. He. Şeyi diyorsun. Neyi ortaya koyuyor? Nesih yoktur. Ha, ilk o söylüyor. Ebu Müslim neydi? Ha. Hangi teoriden yola çıkarak? Vallahi detaylı bilmiyorum. O da bir Mutezile'den birisi olabilir galiba. Muhtemelen şöyle düşünüyordur. Emir ve nehide de nesih bir şeydir. Bedadır diye düşünüyordur. Başka bir izah olmaz. Yine dini kurtarmak içindir. Yani şimdi özellikle birisi Mutezile ise görüşlerinin arkasında hep dini kurtarma vardır. Yani kendi kafasına göre sağlam, hani dini kurtarma ne demek? Kendi inanabileceği bir din formatı inşa etmek. Çünkü sonuçta o inanacak ona, değil mi? Hani inanılmayacak bir formatı kabul etmiyor. Dolayısıyla şu sorunu belki şöyle aşmış olabilir. Yahudilikten Hristiyanlığa, Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçiş ayrı bir şey. Aynı din içerisinde nesih ayrı bir şey gibi kafasında bu sorunu çözmüş olabilir. Ve Şari'nin herhangi bir şekilde aynı din içerisinde emir ve nehirlerini değiştirmesi Şari'ye yakışmaz. Bu da bir bedadır diye düşünmüştür. Başka bir yolu asla olamaz. Çünkü bu çok zahmetli bir yol. Yani bu cümleyi söylediğin zaman izah edeceğin şeyler binlerce olayı, binlerce şeyi izah etmen lazım. Bütün İslam tarihini, teşri tarihini yeniden yazman lazım. Bu çok zor bir yol. Yani öyle görmeye başladıysa eğer yapacak bir şey yok. Mesela hani her zaman söylüyoruz. Mutezile. Saat vakit geldi mi? Mutezile diyelim ne yapıyor? Şefaati reddediyor. Niye reddediyor? Tek bir gerekçesi var. Tek bir gerekçesi var. Tabii ki hangi şefaati reddediyor? Büyük günah. He? Ahiretteki şefaati. Şu anlamda yani. Ama şu da var. Büyük günah işleyip tevbe etmeden ölenlere yönelik şefaati kabul etmiyor. Tevbe etmemiş. Neden kabul etmiyor? Hani tevbe etmemiş, gitmiş öyle. Bu Allah-u Teala'nın ayetteki fasıkları cehenneme atacağım, onlar ebedi kalacaklardır haberinden dönüş anlamına gelir. Allah-u Teala haberinden dönmez. Bak, bir yere bağlıyor onu. Mesela yine kerameti kabul etmeyen Mutezile. Niye kabul etmiyor? Burada şey yapıyor değilim yani hani Mutezile bu işi çok güzel yapmış. Güzel de yapmış da hani şey olarak anlamayın yani. Mutezile'yi de çok iyi anlamamız lazım. Diğer tarafı da anlaşılmıyor genelde işte. İlahiçiler anlamıyor. Mutezile demiş ki Allah'a vaciptir. Hadi oradan. Yani bir şeyi var, bir anlamı var hakikaten. Ciddi bir anlamı. Bunu anlamak anlaşılmıyor yani. Tamam mı? Allah'a vaciptir demesinin sebebini de işte az çok demin de söyledik. Detaylı da konuşuruz buna. Kerametini reddediyor. Birçok kişi Mutezile'den şundan dolayı. Eğer keramet dediğimiz şey olsa bu şuna kadar gidebilir. Yani artık tabiattaki adet dediğimiz şey düzensiz olabilir. Düzensizleşir. Adet düzensizleşirse yani ben bunu attığım zaman yere kalem olarak yere düşeceğini bilmesem. Havaya da uçsa. Sağa sola da gitse, adette bir düzensizlik olsa, tamam mı? Adette düzensizlik olsa, yani ontolojide bir düzensizlik olsa benim bilgim, epistemolojim de düzensiz olur. Dolayısıyla ben aslında hiçbir şeyi bilemem, dini de bilemem. İlaveten, adet dediğimiz şey, tabiatın kuralı, Allah sürekli şey yapsa, yani Allah sürekli arazileri düzgün bir şekilde, standart bir şekilde yaratmasa, değil mi? Tabiatta sünnetullah, adetullah olmaz. Bu olmazsa mütevatir bilgilerimiz, mütevatirin temeli adettir. Mütevatir olmaz, mütevatir olmazsa din olmaz. Bunu daha geniş anlatırım, tamam mı? Hep şey, inanç. Aslında usulü fıkıh ve kelamın ortak özelliği şu, ikisi de inancı temellendirmeye çalışır. Kelam daha geniş bir perspektiften akliyatı esas alarak yapar bunu. Önce der ki işte varlık var. Varlık şu ikiye ayrılır. İşte cevher araz falan mesela. İşte cevherler arazlar cevhersiz olmaz. İşte arazlar artık anda kalamaz vesaire vesaire.
İşte arazar hadistir, işte cevher de hadistir önermelerle ispat eder, der ki evren hadistir. O zaman hadisin muhtisi vardır falan falan falan, böyle gelir. Usulü fıkıhçı sadece buraya karışmaz. Bunları yapmaz. Ama metin üzerinden kelam yapar yani. Bu metinde zaten yani her zaman söylüyoruz, burada da birkaç kere söyledik. Kur'an-ı Kerim'i alır, Kur'an-ı Kerim'de din inşa edebilecek şekilde Kur'an-ı Kerim'i inceler ve der ki burada Allah'a, Allah'tan gelmeye uygun olmayan bir şey yoktur. Allah bu metinde ona caiz olmayan, mümkün olmayan bir şey yapmamıştır. Dolayısıyla bu metin inanılabilir bir metindir. Eline gelen mucizelerle bunu birleştirip inanır. Gibi. Diyoruz, burada bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar çok şey yap.